Şimdi bu nasıl yenir? Şöyle güzel kıyısından bir parça kesilir. Daha sıcacık. Şu ortası yarılır. İçine tereyağı konur. Üstüne de tereyağı sürülür. Birazcık tuz serpilir. Biraz da kırmızı toz biber serpilir. Merhaba arkadaşlar, bugün size köy ekmeği yapacağım. Daha doğrusu köy ekmeğini ben yaptım. Tarifiniz videonun ilerleyen dakikalarında seyredeceksiniz. Bu tam eski usul köy ekmeği oldu. Yalnız tek farkı elektrik fırında pişti. Maalesef odun fırınımız yok. Şöyle bakın, harika bir ekmek. Buyurun. Şimdi videoya geçelim, nasıl pişirildiğine bakalım. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün size köy ekmeği yapacağım. Köy ekmeğinin hası. Köy ekmeği evde nasıl yapılır? Normalde ekşi mayayla yaparlardı eskiden. Fakat bu ekşi mayayla yapmak herkesin harcı değil. Onun için biz yaş mayayla yapacağız. Şimdi büyük bir kaba biraz ılık su koyuyoruz. Bunlar göz kararı arkadaşlar. Ilık suya bir paket yaş mayayı atıyorum. Kağıttakileri de güzel temizliyoruz. Şimdi benim yapacağım ekmek biraz büyük olacak. Önce bunu böyle güzel karıştırıyoruz, parçalara ayırıyoruz. Birazcık kabarmasını bekleyeceğiz. Maya bir kendine gelecek. Bu esnada şeker ya da tuz atmıyoruz hiçbir şey. Zaten şeker attık mı köy ekmeği olmaz. Şöyle biraz kendine gelsin. Takribi 5-10 dakika bekliyoruz. Arkadaşlar şu şekli alıyor. Şu şekilde olduktan sonra maya iyice birbirine giriyor. Yanımıza bir kap içinde herhangi bir ya da cezve içinde bir şey içinde bir ılık su alıyoruz. Böyle bekletiyoruz. Şimdi ben buna takribi 3 kilo undan yapacağım. Burada 5 kilo un vardı. Şöyle 4 tane tatlı kaşığı tuz atıyorum. Ben bunu rahmetli annemden öğrendim. Ben YouTube'a baktım. Böyle bir tarif bulmanı biraz zor. Genelde
ekşi mayayla yapılan ufak tefek ekmekler oluyor. Bu ekmeğin güzel olması için biraz büyük olması gerekiyor. Bakıyorum şimdi gözüme gelmesi lazım hamurun. Hamuru biraz cıvık olacak arkadaşlar. Bu poğaça hamuru gibi değil. Lütfen kulak memesi kıvamında bir hamur değil. Normal ekmek hamuru da değil. Köy ekmeği hamuru bu. Hamuru biraz cıvık olması gerekiyor. Böyle güzelce yoğuruyoruz. Hamuru görüyorsunuz. Şu şekilde bayağı cıvık arkadaşlar, bayağı. Yani ele yapışan bir hamur. Yani cıvık dediğim öyle sulak değil ama ele yapışan, bildiğin bir yapışan hamur. Bu şekilde olması gerekiyor. Bu şekilde olmazsa o tadı alamayız. Ben bunu 10 dakikaya yakın yoğurdum. Biraz zahmetli bunu yoğurmak. Elimizde kalanları da şöyle temizleyip de koyuyoruz içine. Şöyle bastırıp şu hale getirdim. Hamurumuz bu hale geldi. Bakın mutlaka bir daha diyorum, ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Şu şekilde toparladıktan sonra hamuru üstünü örteceğiz mutlaka sıkı biçimde. Jelatinle örtmeyi tavsiye etmiyorum çünkü çok kabarıyor ve yapışıyor. Şimdi bunu sıcak bir yere dinlenmeye bırakacağız. Tam 2 misli olması gerekiyor. Benim evde kuzine var arkadaşlar. Süper bir şey. Şimdi bunu kuzinin yanına koydum. Yandan ılına ılına kabaracak. Böyle yavaş yavaş kabarmış. Çok da sıcak iyi değil. Böyle orta karar yavaş yavaş kabaracak. Kendine gelecek. Fosur fosur olacak. Evet, tam 1,5 saattir dinleniyor hamurumuz. Olmuş. Bakın böyle iyice puf puf olacak. Çatlayacak üstü. Şimdi bunu bir daha yoğuracağız. Şimdi ikinci önemli aşamaya geliyoruz. Bu hamurumuzu bir daha şöyle topluyoruz. Eğer toplamazsak içi boş boş olur. Çok güzel kabardı. Bu şekilde birazcık kendine getiriyoruz. Fazla yoğurmuyoruz. Boşluklarını alıyoruz. Bir tepsiye fırın kağıdını koydum. Altına yapışmasın diye yağ da koyabilirsiniz ama bu sefer kabuğu sert olur. Şimdi fırın kağıdı çıktı. Kolaylık var. Şimdi bunu alacağız. Böyle yapışmış olması gerekiyor arkadaşlar. Biraz zahmetli ama. Tepsimize yerleştiriyoruz. Şimdi burada bir kolaylık, elimizi ıslarsak
Yapışkanlık gidecek biraz. Hamuru tepsiye yaydırıyoruz. Şöyle. Bu daha kabaracak. Şu şekilde biraz daha kabarmayı bırakıyoruz. Hamurumuzu sobanın yanına gene koyduk. Bu sefer üstünü örtmüyoruz. Bu gene kabaracak. Kabardığı vakit esas tam şeklini vereceğiz. Böyle bakalım. Kabarana kadar bekleyeceğiz. Gene aşağı yukarı 2 misline yakın kabaracak. Evet. 1,5 saate yakın hamurumuz gene kabardı. Aşağı yukarı 2 misli oldu. Şimdi bunun son işlemini yapalım. Bir kaba biraz ılık su koyup şöyle elimle yokluyorum. Güzelce yerleri varsa hafiften şöyle üstünü ıslatıyorum. Güzel iyice kabaracak arkadaşlar. İyice kabarması gerekiyor. Şöyle bir form veriyorum. Sosur oldu. Güzel ıslattıktan sonra üstüne çörek otu serpiyorum. Çörek otu bunun olmazsa olmazdır. Sevmeyen var mı bilmiyorum. Vardır illa ki de. Yani susam olmuyor. Bu köy işinde benim bildiğim çörek otu arkadaşlar. Susam bence tadını bozuyor. İstediğiniz kadar atıyorsunuz. Ekmeğimiz hazır. Şimdi bunu önceden 200 derece ısıttığımız fırının alt gözüne koyuyoruz. Ekmeğimiz pişti, fırında alıyoruz. Şöyle bakalım. Bunu hemen çıkarmıyoruz. Bir beze sarıyoruz. 20 dakika, 30 dakika arası böyle sarılı kalacak. Ekmeğimiz oldu, yumuşadı. Şöyle. Gördüğünüz gibi terlemiş. Bu önemli, terlemesi yoksa çok sert olur. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun.